Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir ayakkabı dahisi performans incelemesi videosuna daha hoş geldiniz. Bugün yine introda izlediğiniz Kyrie 8 ayakkabısının detaylıca performans incelemesini yapacağız. Bu ayakkabı nedir ne değildir? Aldığınız zaman neler bekleyebilirsiniz? Benim için iyi yönleri, kötü yönleri ne oldu? Ayakkabının teknolojileri nelerdir gibi detaylıca benim bu ayakkabı hakkındaki tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. İçerdiği teknolojilerden bahsedeceğim. Aldığınız zaman ne bekleyebilirsiniz? En azından sizin için bir ön fikir, bir ön görüş olmuş olacak. Almadan önce karar verebilirsiniz. Çünkü şu zamanda piyasa oldukça artmış, pahalanmış durumda. En kötü ayakkabılar bile 2000 lira seviyelerinde ki bu ayakkabı da neredeyse 1900 lira. Paranızı çöpe atmayın. Önden bilginiz olsun veya kendinize uygun ayakkabıları daha rahat seçin diye bu incelemeleri yapıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Umarım hoşunuza gidiyordur. Like ve yorumlarınızı bekliyoruz diyelim ve hemen şöyle kutusu arkamda görebilirsiniz. Kyrie Infinity, yani Kyrie 8 aslında. Biliyorsunuz Kyrie Irving ilk çıktığı zaman trash demişti, bu ayakkabılar çöp gibi, adamım gibi böyle bir Instagram paylaşımı yapmıştı ve Nike'a resmen laf göndermişti. Benim bu ayakkabının dizaynıyla pek bir alakam yok demişti. Ki ben bu ayakkabıyı inceledikten sonra Kyrie'ye hak veriyorum. Çok Kyrie'lik bir ayakkabı olmamış. Daha farklı, iyi yönleri var, kötü yönleri var. Değişik bir ayakkabı olmuş. Fakat daha sonradan Kyrie 8 değil Infinity yaptılar. 8'i yan çevirdiler. Ve bu şekilde yeni bir ayakkabı serisi mi acaba geliyor diye düşünüyorum. Belki Infinity, Infinity 2 falan da mı gelebilir? Bence öyle olsa daha iyi olur. Biliyorsunuz Low'lar var, Flytrap'ler var. Bu da hani farklı bir seri olarak devam edebilir diye düşünüyorum. Hemen ayakkabının bir tanesini alalım ve detaylı incelememize geçelim. Evet, ayakkabımız şu şekilde. İlk çıkan rengini aldım. Çok da beğenmeyerek aldım yani. Aman aman fanı değilim. Fakat sadece sizlere incelemek istediğim için bir an önce almayı tercih ettim. Ayakkabı oldukça hafif hissettiriyor. Hemen şimdi ağırlığına bakalım. 419 gram oldukça hafif. Tabii ki 400'ün altına düşecek kadar hafif değilmiş. Elde daha hafif hissettiriyor kesinlikle. Ayakta sanki hiç yokmuş gibi hissettiriyor arkadaşlar. Bayağı lightweight diyebileceğimiz, özellikle guardlara uygun olduğunu düşündüğüm hafifliği noktasında keyifli, güzel bir ayakkabı. Tipine ne diyorsunuz? Ben tipini aman aman beğenmedim. Hala bir, yani bir Kyrie 7 gibi, 6 gibi, 5 gibi yok yani. Hani olmadı bende. Bilmiyorum sizlerde nasıl oldu. Çok zaten kendine has bir şekli şemali de yok. Böyle ara model gibi. Üstünde görmüş olduğunuz şu şerit, arkadaki topuk kısmı, bilek kısmıyla yani diyebileceğimiz bir ayakkabı. Çok kendini göstermeyen bir ayakkabı. İlginç yanlarından biri görsel olarak şuralarda görmüş olduğunuz farklı farklı çıkıntılar, farklı farklı şeritler arkadaşlar. Bu özellikle çok garip geldi bana. Sanki bir üretim hatasıymış gibi dikkat ederseniz böyle bir çıkıntısı var. Değişik. Burası kopabilir yani dışarıda falan oynuyorsanız. Görüntüsü de kişiden kişiye göre değişir. Dediğim gibi ben aşırı beğenmedim. Birçok defa yaptığımız gibi tabanıyla başlayalım. Tabanı arkadaşlar çok yumuşak bir plastikten üretilmiş. Kesinlikle dışarıda oynamaya uygun değil. Sahada nasıl iş yaptı derseniz yani çok iyi değil, çok kötü değil. Tamamıyla ortalama bir iş yaptığını söyleyebilirim. Özellikle dışarıda oynanamıyor olması yine beni üzdü. Ama Kyrie 7'deki, Kyrie 6'daki o sağlam yer tuşunu çok aşırı bulamadım. Daha çok kaydım ve ihtiyacım olan yapışmayı bulamadım. Tabii ki temiz sahalarda oynuyorsanız ve elinizi sık sık siliyorsanız iyi iş yapacaktır ama öyle aman aman çok fazla beklentileriniz olmasın. Genel itibariyle ortalama 6 diyebileceğim bir iş yaptı. Daha iyisini bekliyordum çünkü çok daha iyi duruyor. Özellikle şu arkadaki şekilli şüküllü veya işte Kyrie'nin imzası, logosu derken asıl işi yapmayı, tabanı tutmayı biraz unutmuşlar gibi geldi. Bilemiyorum. 10 üzerinden vereceğim puan arkadaşlar 8.3 olacak bu ayakkabıya. Dediğim gibi benim tecrübem pek iyi değildi. Diğer Kyrie'leri düşününce çok daha iyi bir iş bekliyorsunuz ama sanki o kadar iyi bir iş çıkartamadı. Her kaydede görmeye alıştığımız tabanın yukarı doğru çıkması burada çok fazla kullanılmamış görüyorsunuz. Yani bir miktar diğerlerinde ta dışarıya kadar çıkıyordu. Fakat burada çıkan yerde farklı farklı böyle Mısır sembollerini andıran şeyler mevcut. Bir de her zaman diğer ayakkabılarda da gördüğümüz belli dokundurmalar, isimler burada da gözümüze çarpıyor. Burada Azur ve diğer tarafta da Elizabeth yazıyordu. Yani iki ayakkabıda farklı şeyler yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bir bakayım, ona da kontrol edeyim. Aynen Elizabeth yazıyor. Ve belli Roma rakamlarıyla 11-23 gibi şeyler var. Doğum tarihleriyle alakalı olabilir. Bu sembollerin ne anlamı geldiğine inanın ben anlayamadım. Yani dediğim gibi alt taban çok memnun etmedi. Bu ayakkabıda beni en çok mutlu eden kısım yastıklama kısmı oldu. Ve tamamıyla diğer kaydelerden ayrışan bir yastıklama var. Son hatırlarsanız 3-4 kaydede 5'ten sonra, evet 5, 6, 7, 3 kaydede Zoom Turbo kullanılmıştı. Yani ön taraftaki değişik farklı bir yastıklama vardı. Diğer ayakkabılarda pek görmeye alışık olmadığımız.
Bu sefer bu yastıklamayı değiştirmişler. Zoom Strobel yapmışlar. Bu KD serisinde olan ve artık şu an birçok ayakkabıya konan çok daha rahat, güzel bir yastıklama tipi. Fakat sadece ön ayağımızda şu görmüş olduğunuz kısımda mevcut. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Kayrilerde benim hissettiğim en güzel yastıklama var diğerleriyle kıyasla. Diğerleri biraz daha sert, çok hızlı etki, tepki verenken bu biraz daha rahatlığı ön plana çıkarıyor. Ayakkabı genel olarak oldukça rahat. Biraz boş ve sade hissettiriyor ayağınıza da giyince. Biraz çorap giymişsiniz gibi hissettiriyor. Ama bu rahatlığına ve hafifliğine tabii ki katkıda bulunuyor. Etkiden koruma noktasında gayet ideal ortalama, gardların ihtiyacı olan etkiden korumaya ve yastıklamaya sahip. Artı olarak da oldukça rahat bir ayakkabı. Puan noktasında belki de en fazla vereceğim kısım, sekme bu olacak. 10 üzerinden 8.6, 8.7 mi versem diye düşündüm ama 8.9'a doğru gidenler çok daha böyle büyük iri iri yastıklamalara sahip ayakkabıları verdiğim için 8.6 ideal bir. Diğer kaydelere göre bence çok daha güzel bir yastıklamaya sahip ayakkabı olmuş. Köpüğü de oldukça normal, aman aman bir iş yapmıyor. Ön taraftaki Zoom Strobel'la rahat edeceksiniz. Üst tarafa geçelim ve biraz daha ucuz materyallerden yapıldığını düşündüğüm, daha basit hissettiren, bir nevi adi hissettiren şu yapı var. İçi çok boş arkadaşlar. Yani keşke içine de farklı bir rahat yapı oluyor olsaydı diye düşünmüyor değil insan. Bu LeBron 19'da gördüğümüz çift katmanlı yapılar falan burada kesinlikle yer almıyor. Tek bir dandik yapı var. Ama farklı farklı yerlerde dikişlerle ufak ufak dokundurmalar var. Arkaya doğru gittiğimizde yapı biraz daha kuvvetleniyor, güçleniyor ve bileklerinizi çok iyi tutan bir yapı haline geliyor. Özellikle bileğinizdeki süper korumayla şurası çok ayrıştı. Ben de öyle oldu arkadaşlar. Muhtemelen alanlarınız varsa sizler de bunu hissedeceksiniz. Arkadaki bu topuk koruması, özellikle iç pedlemeleri harika, mükemmel. Dildeki pedleme keşke her ayakkabıya böyle bir dil koysalar diyorsunuz. Fakat şu ön kısım çok sizlere dandik ve basit hissettirecek. Bu da biraz moral bozucu. 1900 lira veriyorsunuz. Daha iyi şeyler bekleyebilirsiniz. Tabii artık piyasa o kadar göreceli bir hale geldi ki 1900 lira para değil diye düşünmeye başlıyor insan. Çünkü 2200, 2300, 2500 arası bütün ayakkabılar değişiyor. Kyrie adeta bir bütçeli modele doğru evrilmiş bu ayakkabısıyla. Normalde en beklenen, en çok tercih edilen, en güzel ayakkabılardan biri olurken bu ayakkabısıyla biraz daha bütçelilere kaymış. Dediğim gibi üst kısmını pek beğenmedim. Çok sizleri böyle kitlenmiş, iyi fitlenmiş hissettirmiyor özellikle bu kısmı. Değişik yani, bir farklı bir his var kesinlikle ama arka kısmı mükemmel. Arkadaki deri, kullanılan yapay deriler, içinde kullanılan bu pedlemeler, aşil pedlemeleri, dilin pedlemesiyle efsanevi bir iş yapmış. Dilde de görüyorsunuz. Kum saatine de benziyor ama aynı zamanda Infinity 8 logosu da, şöyle bakarsanız Infinity yani sonsuzluk işaretini görebilirsiniz. Arkada Kyrie logomuz var. Şu değişik öylesine birisi atmış gibi gözüken işaretler. Bilmiyorum ne amaçla bunlar konuldu. Kesin bir amacı vardır. Bir Kyrie için anlamı vardır diye düşünüyorum. Bu şekilde farklı güzel bir yapı olmuş. Materyalleri vereceğim puan arkadaşlar, yani ön taraftan bayağı düşürmeyi düşünmüştüm. Ama üstüyle hani ortalama 8.5 vereceğim. Ortalama güzel bir materyal kullanımı olmuş. Önde daha farklı ve daha destekli güzel bir yapı isterdim. Daha dolu dolu hissettiren bir yapı isterdim. Ama bu şekilde olması biraz havalandırmaya etki ediyor. Ayağım böyle zaman zaman üşüdü içeride. Biraz daha burası nefes alabilir bir yapı sunuyor bizlere. Destek olarak baktığımız zaman bileğimin çok iyi kitlenmiş olduğunu hissettim. Çok gerçekten keyifle, hani böyle sağlam sağlıklı hissettim. Fakat ayakkabı arkadaşlar çok boş. Özellikle galiba şu ayakkabının ortasında kullanılan torsional support deniyor. Yani orta ayak desteği gibi düşünebilirsiniz, ayakkabının içine bir plaka yerleştiriliyor. Basketbol ayakkabılarında bu daha çok şey. Jordan'larda falan, şu 35'lerde, 36'larda hatırlarsınız Eclipse Plate'ler falan. Ayakkabıya bütünlük, sağlamlık, bir katılık veriyor. Burada o yok galiba diye düşünüyorum. Çünkü ayakkabının zaten şu ortasındaki şu çıkıntılara falan baktığınız zaman bir böyle değişik bir ovallik var dışa doğru. Bir banallık mı diyeyim, ne diyeyim, tam olarak ifade etmek de zor. Bir farklılık, bir boşluk var arkadaşlar. Bu ayakkabıda biraz sizleri güvensiz hissettirebilir. Ben şahsen öyle hissettim. Biraz da ağır olmamdan kaynaklı. Eğer yastıklama ve şu pedlemeler olmasaydı baya baya böyle benim için kötü bir tecrübe olacaktı. Çünkü boş, dediğim gibi hafif oluyor. Boş ve hafif oluyor olması sizi bir güvensiz hissettiriyor. Ve yana doğru yapacağınız hamlelerde ayakkabı çok fazla çıkıntılı değil. Şuradaki şu şey sizi yanıltmasın arkadaşlar. Değişik bir plastik koymuşlar. Veya şu yine ekstra dikilen katmanlar aman aman büyük işler yapmayacaklar. Yani yana doğru yaptığınız hamlelerde olsun, koşarken bir anda durduğunuzda, bir anda çevik hareketler yaptığınızda aşırı aman aman süper şekilde sizlerin ayağını kilitlenmiş hissettirmeyebilir. Ayakkabı iki bölümden oluşuyor gibi. Yarıdan
Arkası çok iyi, önü kötü ama ortalama bir puan vermek bence mantıklı olacaktır. Yine 8.5 destek noktasında fena değil. Ama dediğim gibi ben daha iyisini arardım. Diğer kayrıları düşününce, o sağlam taş gibi ayakkabıları düşününce bu biraz daha boş, kuvvetsiz ve baştan sağma gibi geldi, ne yalan söyleyeyim. Yani kayrı gerçekten dizaynda yer alınca farklar oluşturuyormuş diye düşündürdü bana. 45 numara aldım arkadaşlar. Burası çok önemli. Kaç numara almalısınız? Ben 45 numara aldım ve çok küçük geldi ayağıma. Normalde 45 numara ben böyle bol bol giyerim. Artık sizler de benimle kendinizi kıyaslayabilirsiniz. Sizde olan bir ayakkabı ben kaç numara giymişim? Buradan kıyaslayabilirsiniz. Bence arkadaşlar kesin ve kesin yarım numara büyük alın. Yani ben bunu 45.5 alıyor olsaydım çok daha rahat edecektim. Çünkü bu içerideki pedlemeleri, yastıklamaları ayağınızı bayağı bir öne götürüyor. Ya bu pedlemelerin içine geçmesi veya ayağınızın içeride rahat etmesi belki 3-4 ay sonra, belki daha fazla veya hiç olmayabilir. Risk etmeye gerek yok. Yarım numara büyük alın. Rahat rahat giyin derim. Hangi oyuncular kullanabilir? Bence 1 numaradan 5 numaraya herkes kullanabilir ama ben daha ağır arkadaşlarıma bunu tavsiye etmem. Piyasada çok daha güzel ayakkabılar var. 1900 lira fiyatı biraz uygun. Belki indirimden hani 1500-1600 lira de alabilirsiniz. Yastıklaması kesinlikle çok iyi. En iyi belki kayrı yastıklaması bulabileceğiniz piyasadaki. Yani üst taraftaki materyallerin çok kaliteli olmayışı ve ayakkabıdaki bu boşluk ve biraz güvensizlik hissi kötü bir oyun ortaya koymanıza sebep olabilir. Kitlenme fena değildi. İyi şekilde kitlendim. Dar olduğu için zaten bağcıkları da sıktığım zaman. Ama kesinlikle bir flywire sistemleriyle içeri doğru uzanan ağlar veya bir askı yapısı yoktu. Bu da belki biraz diğer önceki kayrılarda çok kuvvetli hissettiren yönleri azaltmış olabilir. Daha çok crossover atan, içeri yüklenmeyi seven atik oyuncular için biraz daha sıkıntılı olabilir. Ve bu şekilde de incelememi sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. A'dan Z'ye her şeyden bahsetmeye çalıştım. Kullanılan materyallerinden benim tecrübelerime kadar. Ayakkabı almadan önce mutlaka bunları izleyin, dinleyin. Özellikle internetten söylüyorsanız kaç numara tercih etmelisiniz? Zaten en önemli kısım oluyor belki de. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki ayakkabı dahisi incelemelerinde, kutu açılarında, bloglarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalıyorsunuz. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Ayakkabı dahisi bugünlük out. Boom.